Sesim geliyor Nasılsınız? herhalde. Geliyor, Çok şimdi şükür geliyor Batur hocam. hocam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sizleri gördüm. Muhabbet canlarıyla bir araya geldim. Allah razı olsun. Hocam, acaba internette biraz sıkıntı oluyor olabilir mi? Hayır, şu anda gayet güzel. Gayet iyi. Tamam. Hepinize muhabbet ediyorum efendim. Aşkı niyaz ediyorum efendim. Aşk ola. Eyvallah. Allah razı olsun hocam. Ne güzel. Bugün galiba bir örnek giyinmişiz gibi bir şey var. Aşağı yukarı öyle. Evet, hakikaten öyle. Aynı giyinmişiz muhterem hocam. Ama ne Evet. güzel. Can cana karşı diyorlar ya. Can cana karşı elhamdülillah. Çok şükrediyoruz. Eyvallah. Allah razı olsun. Hocam, Cümlemize. bugün akşamı çok bekleyen var. Bana çok güzel yorumlar geldi. İnşallah çok güzel bir akşam olsun. İnşallah efendim. Hiç şüphemiz yok. İyi bir akşam olacak inşallah. Eyvallah. Hocam nasıl yapacağız bu akşam? Sizden birkaç nefes dinleyeceğiz. İnşallah Allah Evet kısmet efendim. ederse. Ben Kenan Rifai Hazretleri'nin güfteleri veya bestelerinden müteşekkil birkaç tane eser çıkardım, hazırladım. İnşallah aşkı muhabbet edeceğiz, muhabbeti nuş edeceğiz. Gönlü cevelan edeceğiz. Bizi izleyenlerle, bizde bu muhabbet deminde bir araya gelenlerle böyle kalplerimizi götürüp getireceğiz inşallah. Razı olsun, süpersiniz. Peki, hocam hangisiyle başlayacağız acaba? Tabii ben Beste İzzettin Hümayi Bey'in güfte üstadımızın, hocamızın, sultanımızın, Kenan Rifai Hazretleri'nin yâri canı bulmak istersen yürü var aşkı bul, aşk ile makbul olur, bil Hazreti Allah'a kul. Kıblesi aşıkların daim cemali yarıdır. Nerede olsa aşk onun hemhalü yârigârıdır. Aşıkın vardır nişanı, söyleyeyim gel dinle bak. Kahru lütfu bir bilip hiç seçmemek bir kara bir ak. Mesti hamra aşk olan aşıkta kalmaz masiva. Her ne varsa eylemiş maşuku uğruna feda. Allah'ım daim kenanı nur et hemen. Kaydı tenden kurtulup uşşaka olsun nuri an. Mükemmel bir beste olmuş. Okurken zevk alıyorum. Elhamdülillah. İnşallah bizi dinleyen kardeşlerimizle de muhabbetin üst demine varacağız ama sürçülisan edersem bu fakir okurken hata ederse affetsinler Nur olsun efendim. hocam. Buyurun. Sol la la do si la la sol la yani canı bulmak is tersen yürü var aşkı bul. Aşık ile makbul olur. Bil Hazreti Allah'a kul. Aşk oduna yandır Allah'ım beni. Aşk meyine kandır Allah'ım beni. Mesti hamrı aşk olan aşıkta kalmaz masiva her ne varsa
eylemişim ah. Şu kurumda feda. Ah, 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 aşk oduna yandır Allah'ım beni. Ah, 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 aşk neyine kandır Allah'ım beni. Allah'ım aşkınla da imkanını nur et hemen. Kaydı tenden kurtulup şaka olsun Nuriye. Ah, 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 aşk oduna yandır Allah'ım beni. Aşk meyine kandır Allah'ım bizi. Allah razı olsun. Harika, harika. Hocam bir parça üzerinden geçecek miyiz? Biz size soracağız. Siz biraz bize anlatacaksınız diye umut ediyorum. Eyvallah. Estağfurullah efendim. Fakir elinden geldiği kadar Rabbim ne söylememizi lütfetmişse onu söyleyeceğiz. Efendim bunlar aşk olmadan yazılmaz. Bunlar aşk olmadan besteye, notaya, gönüle dökülmez efendim. Aşk olacak, böyle yazılacak. Süleyman Çelebi Hazretlerine demişler ki, efendim Mevlid-i Nebevi'yi işte yazmışsınız, çok güzel, ne yazması evlat? Bir gece rüyama Peygamberi Zişan Efendimiz şeref buyurdular. Yaz Süleyman dediler, yazdık demiş. Yani bunlar Allah'ın nuru olmadan ne dile dökülür, ne nameye dökülür. Name nuru rahmanidir. Güfte nuru masivadır. Onun için Rabbim lütfeder yazılır. Sultanımız yazmış, İzzettin Hümayi Bey bestelemiş. Gönlü açıyor, ufku açıyor, kalbi açıyor. Nurun ala nur, nur üstüne nur. Yari cani bulmak istersen yürü var aşkı bul. Aşkı bulmak için gönüldeki masiva perdelerini yok etmek lazım. O masiva perdelerini yok ettikten sonra Rabbin senin gönlünde sana bir neşe açar. Senin gönlünde sana bir pencere açar. Senin kalbinde sana bir pencere açar. Oradan Allah'ı seyreder durursun. Estağfirullah ayet-i kerimede Rabbimizin buyurduğu gibi Fetih suresinde yedullahi fevka eydihim buyuruyor üstadım. Femen nekese fe innema yenkısı ala nefsi ve men evfe bima ahede aleyhullah fe seyuti ecran azima buyuruyor Cenab-ı Hak. Diyor ki yedullahi Allah'ın eli fevka eydihim. Sizin elinizin üstündedir. Allah'ın eli mi var haşa? Hayır. Cenab-ı Hak her şeyden münezzeh değil mi? Görüntüden, mekandan, her şeyden münezzeh. Yedullahi fevka edeyim demek şudur. Yani sen Rabbinle berabersen, sen Rabbine düşünür, Rabbini düşünürsen, Rabbin seninle beraber. Her yaptığın işte, Rabbin seninle beraber işte bak, eli üstünde yedullahi fevka edeyim. Fevka edeyim. Onun için biz aşk ile ya Rabbi gönlüme bir nuş et, gönlüme bir neşe ver, gönlüme bir paye ver. O paye senin payen olsun.
ki o paye aşkın payesi olsun. Ki o paye ehlullahın payesi olsun. Estağfirullah. Fedkürûni yedkürküm. Beni zikredin. Ben de sizi zikrediyorum Cenab-ı. Zikredeyim diyor Cenab-ı, Cenab-ı Allah. Veşkürûni bana şükredin. İşte burada bizim üstadımız Kenan Rıfai Hazretleri Rabbimizi diyor ki belki zikret, zikretmiş. E Rabbim de onu zikretmiş. İzzettin Hümayi Bey de bu bestede Rabbini zikretmiş. O da Cenab-ı Allah'ı da aynen o şekilde zikrettiği için Rabbimiz de onunla mükalemede bulunmuş, konuşmada bulunmuş. İşte efendim bu bir gönlün gönle hitabı. Hepimizin içinde kalbinde olan Rabbimizin bize lütfu ilahisi, lütfu rahmanisi bize kendinden bahsettiriyor. Bizi kendinden konuşturuyor. Ne mutlu Rabbim kendini söyletiyor, kendini bildiriyor, kendini zikrediyor, kendine, kendini fikrettiriyor, yani bildiriyor. Ne mutlu hocam. İkra, oku. Bismi rabbikellezî halak. Bu da ikra hocam. Bu notalar da ikra. Oku yani. Oku, bil. Neyi bil? Rabbini bil. Sana bu nimeti vereni bil. Aklı vereni bil. Canı vereni bil. Cananı vereni bil. Canı sevdireni bil. Sen sana kulu sevdireni bil. Senin gönlüne kulun sevgisini Rabbim yazdı. Bize karşımızdakinin hatasını görmek yaraşmaz. Bak Kerim Bey hocamın, üstadımın yüzüne bakıyorum. Allah'a hamdolsun. Ne güzel bir sima ile bakıyor. Allah şahidim. Vallahi riya yok hocam bak. Gönülden söylüyorum. Nereden bakıyorsan olsun sen. Neyi arıyorsan olsun sen diyor. Aşk eri. Ben karşımdaki güzelliğe bakınca Rabbim ne güzel bir lütuf vermiş diye bakmaya gayret ediyorum. Gönül vermiş, aşk vermiş, nur vermiş, iman vermiş, kendini bilmiş, kendini bildirmiş, peygamberini sevdirmiş, ehlullahı sevdirmiş. Estağfirullah. Ayet-i kerimede Rabbimiz biliyor. Ela inne evliya Allahi, Allah'ın öyle veli kulları vardır ki la havfün, korku yoktur. Kerim Bey Üstad. Ve la hum yahzenun, onlar mahzun da olmayacaklardır. Aşk eri Hazreti Mevlana'mızı çok seven Tahir Büyükçörükçü hocamız derdi ki Hafız Ömer'im, Evliyaullah'ı seviyoruz. Elhamdülillah. Evliyaullah'ı seveni de seviyoruz. Biz Ehlullah'ı seviyoruz. Ehlullah'ı seveni de seviyoruz hocam. Allah sevmekten ayrı koymaz. Çok konuşuyorum, kusura bakma. Hocam sizin nasıl bir gözünüz var? Yani nasıl bir gözünüz var? Efendim bu gözler çok kolay olmuyor. Şimdi sizin söylediğinizin üzerine ben bir şey söylemek hadsizliğine şey yapmayacağım ama. Efendim, estağfurullah. Allah her şey. Annem hep şunu söylüyor. Benim ilk kafama hep ilk aldırdığı şey şu kafaya biraz kas kafadır benim. Her şey beni zikreder diyor. Her kişi değil. Yani tek bir insandan bahsetmiyor. Bütün mahlukat, canlı cansız onu zikreder diyor. Şimdi Üstad Kenan Rıfai Hazretleri, İzzettin Hümayi Bey, anladığım kadarıyla bu frekansta olan insanlar. Bu frekans her dakika, her saniye, her noktadan, her cisimden, her atomdan Allah Allah seslerini duyabilen bir insan grubundan bahsediyoruz. Sizi tenzih ederek söylüyorum. Estağfurullah. Biz yani o nasıl bir ahenktir, o nasıl dünya bir frekansa giriyor, o frekansın içerisinde her şey, her atom Allah Allah dediğinde bu insanlar onu anlıyorlar. Ben anlamıyorum. Siz hocam maşallah şu anlattığınızın her sözünde, her lafınızda nur var. Ve sizi yani özür dilerim, benim gibi bir adama bile baktığınızda siz tamam, onun güzelliğini görüyorsunuz. Neden? Çünkü yüzünüz, siz göz Amerikalıların bir lafı var hocam, çok severim. Gözü
nedir? Güzellik insanın gözündedir derler. Bizde de var onun benzer bir lafı. Sizin güzellik, aynen, sizin gözünüzün güzelliği bizi güzel gören. Ama şu lilahinin arkasından, şu söylediğiniz, şu verdiğiniz frekansın arkasından şurada kedi de olsa, köpek de olsa güzel görecek. O kadar güzel bir şey yarattınız. Haşa, yaratmak Allah'a mahsus. Öyle güzel bir bir ortam yaptınız ki Allah sizden razı olsun. Allah sizden razı olsun. Hocam, bizim bu Türkler kadar da bu peygamberini seven bir millet var mı? Yok. Biz yani, aşık milletiz. Biz nasıl aşığız? Biz aşık milletiz hocam. Biz Rabbine tam manasıyla iman eden, peygamberine de tam teslimiyetle aşık olan bir milletiz hocam biz. Görmüyor musunuz? Sizle beraber, muhterem annenizle, hocamızla beraber gittiğimiz Kabe-i Muazzama ve Ravza-i Mutahhara ziyaretlerimizde değil mi? Yani çok şükür, hamd ederim, bizim Türk kardeşlerimiz Peygamber Zişan'ın huzurunda gözyaşlarıyla Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Nur Arşillah diyen, gözyaşları döken, huzurunda dinlenen, sabahlara kadar ibadet edip bırakın yorulmayı, gençleşen, dinlenen bir milletiz. Türk milleti elhamdülillah. Biz Alp Sultan Alparslan'dan bu yana, biz sancağı diktiğimiz yerde Peygamberi Zişan'ı bilen, Hazreti Allah'a ibadet eden, ibadetten geri durmayan, dış görünüşe değil kalbe gönle itibar eden bir milletiz. Onun için ne kadar hamd etsek, şükretsek az. Mehmet Akif'lere sahibiz. Öyle değil, Necip Fazıl'lara sahibiz. İşte efendim Kenan Rifai Hazretlerine sahibiz. Hocamıza, Cemalindir hocamıza sahibiz. Allah bu sahipliğimizi sayeban başımızda bulundurabilmeyi bizlere nasip-i müyesser eylemiş. Buna da hamd etmek lazım. Şükretmek lazım. Hocam, onun için hakikaten ayet-i kerimede estağfirullah ela bi zikrillahi tatme innul kulub buyuruyor Cenab-ı Hak. Diyor ki ela muhakkak ki bi zikrillahi tatme innul kulub. Kalpler Allah'ı zikretmekle tatmin olur. Bu tatmin hiçbir dünyevi zevkte olamaz. Mümkün değildir. Kalbiniz inşiraha, yani şerha şara, içine nurun odaklanmasına sebep olur. Kalbinize bir girer, çıkmamak üzere. Öyle girer ki orada yer alır. Hani bir yere ateş tutarsınız, orayı yakar değil mi? Hocam, Cenab-ı Hakk'ın nuru da kalbinizi orada iz bırakır. Ahirete siz gerçek makama, yani vuslata erdiğinizde, şebi arus olduğunuzda o kalbinizde yer tutan o küçücük noktalar öyle bir nur yumağı halinde sizin ruhunuzu kabz eder. Yani kaplar ve o ruhu sizi Cenab-ı Hakk'a, o güzel mekana, ateşin olmadığı, nurun olduğu, estağfirullah, cennetü adnin tecri min tahtiyel enharu halidine fiha ebeda. Adin cennetleri vardır ki orada ebedi kalacaklardır. Hep beraber. Bizi izleyen, bizle beraber olan kardeşlerimiz ve cümle bütün ümmeti Muhammed, Rabbini bilen, Peygamberi Zişan'ı çok seven, aşık, ittiba eden, kalbinde gönlünde Rabbi ile beraber yaşayan kullarla beraber bizi adin cennetlerinde. Altından böyle güzel güzel ırmaklar akan cennette bizi dinleyenlerin bir tanesi bile dışarıda kalmadan. Amin. Müminlerin bir tanesi bile dışarıda kalmadan hep beraber oturup birbirimize bakıp o güzel anın neşesini inşallah hiç bitmeden yaşayacağız. Dua ediyorum. Ben kardeşlerime dua ediyorum. Onlardan da dua bekliyorum. Benim istediğim de budur. Hocam, bu akşam yaşattınız bizi Adem. Bundan daha farklı olacağını zannetmiyorum Adem cennetinin. Estağfurullah. Estağfurullah. Peki, nereye geçiyoruz hocam? Garip avareye. Hocam, ondan önce şimdi gönlüme düştü. Bir takdim tehir yapalım. Lütfen. Ras Şuhul.
Bu çok hoşuma gider benim. Ben bunu şeyinde de okumuştum. Şuurler Kenan Rıfai. albümünde de okumuştum. Hemen Kenan Rıfai Hazretleri'nin yine bestesi. Mevla'ya salli ve sellim daimen ebeda. Ala habibike hayril halkı kullihimi. Ey Mevlam diyor. Daimen ebediyen bütün mahlukatın en hayırlısı olan Peygamberi Zişan'a Habibine salat ve selam eyle. Es-salatu vesselamu aleyk. Ondan sonra emin tezekkürü ciranin bizi selemi selem denilen diyor. Ağaçları bulunan mevkide oturan komşuları hatırlamaktan mıdır ki? Devam ediyor. Mezeçte dem'an cera min mukletin bidemi. Gözlerinin beyazı ve siyahından akan yaşları kan ile karıştırdım. Buradaki kan aşktır hocam. Buradaki kan da vesilesiz direkt Cenab-ı Hakk'a uzanan yoldur. Onun için Cenab-ı Hak bizi nurundan, feyzinden ayırmasın. Ayırmaz ki. Ayırmaz ki o. Biz ayrılmayalım. Bütün mesele o. Efendim okumaya gayret edeyim size inşallah. Lütfen. Sol, Mevla'ya salli ve sellim daimen ebeda. Ana Habibike hayril halki küllihimin. Emin tezekkür ciranim bizi selemin. Mezeçte demancera min mukletin bidemin. Mevla'ya salli ve sellim daimen ebeda. Ana Habibike hayril halki küllihimin. Aman ya Rabbel alemin. Ademin Adem iledir can sanman ki şöhret iledir. Sen ve saman iledir. Hulki Hasan Yaman nurdur yolunun. Mazharı adam olan elbet kıymeti insan görgüsüdür himmetidir. Marifeti nefsi onun vecibe zimmetidir. Gözü gibi gör alemi, gibi gör alemi. Adem ona bir göz bebeği. Her ne ki mevcud ise alemde onun Rabbinin nimetidir. Her ne ki mevcud ise alemde onun nimetidir. Onun safvetidir. Medet ya Rabbel alemin.
Meded ya ilahel alemin dahilek ya Resulallah dahilek 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 ya Habiballah Mevla'ya salli ve sellim daimen ebede ala Habibike hayril halki küllihibi Mevla'ya salli ve sellim daimen ebede ala Habibike hayril halki küllihim. Eyvallah efendim. Allah razı olsun. Kaside-i Bürde değil mi hocam? Kaside-i Bürde. Tabii Kaside-i Bürde'den hakikaten müthiş bir beste olmuş. Her yerde okuyoruz. Ben Şuuller albümünde de Fakir bunu okumaya gayret etti. Ve hakikaten müthiş bir şey. Yani sizin kalbinize, gönlünüze salatu selamı böyle nakşediyor hocam. Nakşediyor, içine böyle çakıyor yani. O kadar güzel ki. Allah'a hamd olsun. Rabbimize hamd olsun efendim. Eyvallah. Allah razı olsun. Hocam bu İmam-ı Busayri Hazretleri'nin zannediyorum bir bu Hırka-i Saadet'le ilgili bir hikayesi var diye hatırlıyorum ben. Siz lütfederseniz bu anladığım kadarıyla bir rahatsızlığı oluyor değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Ben de öyle hatırlıyorum ama sizden dinlesek hocam. Tam İmam Busayri Hazretleri yanlış hatırlamıyorsam hocam bu kasideyi yazıyor ama aynı zamanda bir felç geçiriyor. Evet. Felç sonrasında o akşam Peygamber Efendimiz'i rüyasında görüyor. Rüyasındayken bu kasideyi okuyor. Peygamber Efendimiz çok sevdiğini, kasideyi çok sevdiğini söylüyor. Evet. Ona hırkayı saadeti armağan ediyor. Daha sonra sabahleyin kalktığında rahatsızlığından, o felçten kurtulduğunu görüyor. Evet. Mısır'da yaşamış malumunuz kendisi. Yolda giderken de bir zayite rastlıyormuş anladığım kadarıyla ve o zayit diyor ki sen bana kasideni oku diyor. O da diyor ki hangi kasidemi okuyayım? Benim bir sürü kasidem var diyor. Dün akşam peygambere okuduğunu oku diyor. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ve ondan sonra bu kasideyi okuyan herkesin eğer sıkıntısı olursa, hastası olursa bu kasidenin okunmasını söylemişler. Böylece de bütün hasta arkadaşlarımız inşallah sayenizde bu kasideyle beraber sağlıklarına kavuşurlar. Amin, amin. Üstadım, Cenab-ı Hak kulunun gönlüne nazar etti mi? Ne maddi rahatsızlık, ne manevi rahatsızlık. Hiçbiri kalmaz. Yeter ki Rabbimizden istemesini bilelim. Biz istemeyi bilmiyoruz. Ben fakir kendim için söylüyorum ama yeter ki istemeyi bilelim. Rabbimiz bize kulum, hani malumunuz hadisi şerif kutsi hadis. Rabbimiz diyor ki kulumun abdesti bozulur. Abdest almazsa bana cefa etmiş olur. Kulumun abdesti bozulur, abdest alır. Abdest alır, iki rekat şükür namazı kılar, elini bana açıp da benden bir şeyler istemezse yine bana cefa etmiş olur. Kulumun abdesti bozulur, abdest alır, iki rekat abdest şükrü namazı kılar, benden bir şeyler ister. Ben eğer kulumun istediğini o kuluma vermezsem ben kuluma cefa etmiş olurum. Ben kuluma cefa etmem diyor. Hocam, onun için Rabbimizden ne diledik? Rabbimizin, hocam hazinesi geniş. Öyle ufak istemeyeceğiz. Geniş geniş isteyeceğiz. Ama isterken çok önemli. Kullarla beraber, Kerim hocamla beraber, bizi izleyen şu anda 170 kardeşimiz
ve onun ailesi. Bütün dünyadaki mümin kardeşlerimiz için de isteyeceğiz. Eyvallah. Dünya içinde, dünyadaki yaşayan insanlar için de sulh isteyeceğiz. Barış isteyeceğiz. Allah razı olsun. Onlara rahmet peygamberinin merhametini bilmelerini dua edeceğiz Rabbimize. Onlar da rahmet peygamberinin nuru ile nurlansınlar. Çünkü onların hepsi bizim gözümüzde müellefe-i kulup. Onların hepsi birer potansiyel mümin Müslüman adayı hocam. Çünkü Cenab-ı Hak son verdirmeden kim bilir kimin imanlı veya imansız Rabbine kavuşacağını. Rabbimizden başka kimse bilmez. Ela ya'lemul gaybe illallah. Gaybı Allah'tan başka kimse bilmez. Kimin kalbindeki imanı, kimin ne kadar olduğunu Rabbimden başkası bilemez, anlayamaz. Sadece Rabbimiz bilir. Ama hocam bizi eğer kulları sevmeyi lütfettiriyorsa Rabbim bize hakikaten önemli bir şeyler lütfetmiştir. Hocam ben hayatımda yaşadığım bir şeyi anlatmak isterim. Müsaade ederseniz. Lütfen estağfurullah hocam. Ben hocam 75-76 yıllarında babam Hafız Azze Camisi'nin imamı, amcam Hafız Sinan Çelebi Camii'nin imamı, dedem müderris, Hadim Medresesi'nin müderrisi Hafız İsmail Hakkı Belviranlı. Bizim de asıl mesleğimiz, baba mesleğimiz kaşıkçılık hocam. Tahta kaşıklar var ya Kerim hocam. O tahta kaşıklar gelir o Hadim'in köylerinden işlenmiş vaziyette. Şimşiri olur, çok kalitelidir. Gürgeni olur. Bu kardeşinizin yaşadığı bizzat başından geçen bir olay. 74-75 yıllarında. İmam Hatip Lisesi'nde okuyorum hocam. Babam dedi ki öğleyin yemeğe gel. İmam Hatip Lisesi'nde bir sabah 4 saat, akşam öğleden sonra da 5 saat ders görürüz. Çok soğuk bir kış günü hocam. Yerlerde en az 30-40 santim kar var. Ben fakir öğleyin geldim. Neyse dükkana baktım. Soba yanmış. Sobanın başında amcam rahmetli ve babam kaşık desteliyorlar. 10 taneyi bir araya sarıp koyuyorlar. Ama nasıl elleri makina gibi böyle 10 tane sar koy. O esnada amcam rahmetli dedi ki Esat babam küçük, amcam büyük. Esat ne yiyelim öğlen? Ömer gelmiş. Konya'da biz tahine dahan deriz hocam. Et ekmek mi yaptıralım, dahan mı gardıralım? Karmak. Yani pekmezle onu kararsınız, ekmekle yersiniz. Ekmeğe batırıp yersiniz. Veya et ekmek. Babam dedi ki sen bilin İsmail abi, kapı açıldı. Bir müşteri girdi hocam. Benim hayatımda unutmadığım şey. Dedi kaşık alacağım, buyur hangisini, şuna filan, köfeye dolduruyorlar. O esnada tekrar kapı açıldı. Babamın hafız arkadaşı sonradan meczup olmuş. Mehmet, Hafız Mehmet girdi. Selamun aleyküm Hafız Efendi. Aleyküm selam Hafız Mehmet. O müşteriye dedi ki efendi sadaka, elini açtı Kerim hocam. Efendi sadaka, Allah versin dedi müşteri. Cevap çok cali, bir dikkat. Verebilsen ki efendi dedi. Verebilsen ki efendi dedi. Diğer babama elini açtı. Dedi ki Hafız Esat sadaka. Buyur Hafız Mehmet. Hafız Esat vermeyebilsen ki dedi. Sobanın başında oturdu. Müşteri gitti. Aynen söylediğini söylüyorum. Hafız Esat, Hafız İsmail. Ekmek yeseniz olur. Bakın bizim kalbimiz konuştuğumuz, o konuşurken, o varken konuşmadık biz bunları. Et ekmek de yeseniz olur, dahan da gardırsanız olur. Beni de ilk defa görüyor. Bak dedi, bu delikanlı İmam Hatip'ten gelmiş. Hadi et ekmek yaptırın da ben de yiyeyim dedi. Hocam akşam oldu, eve gittik. Hafız babam dedi ki bana, oğlum bugün sana Cenab-ı Hak çok büyük bir ders verdi. O nedir? Evine birisi gelmiyorsa misafir, birine hediye edemiyorsan, birine ikramda bulunamıyorsan secdeye başını koy. Ya Rabbi, Allah'ım beni gözünden düşürdün mü?
beni gözünden düşürdün mü Rabbim diye ağla derdi. Onun için Rabbim, biz ne kadar şükretsek az. Kerim hocamla biz burada şimdi Rabbimizle mükaleme ediyoruz. Ben söylemiyorum. Kusura bakmasın kimse. Ben söylemiyorum. Beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Onun için bu nimet var ya, bu nimet dünya değil, ukbanın da en büyük nimeti. Onun için Rabbim bu nimetten bizi geri koymasın inşallah. Canım hocam, bir anneannem çok anlatırdı. Şimdi adını geçireyim. Bir hikaye anlatırdı. Hazreti Musa devrinde bir çok maddi durumu iyi olan bir biri varmış. Musa'ya gidip diyormuş ki, ben senin Allah'ına hiç inanmam. Ama Allah'ına inanmadıkça da benim malım mülküm arttı. Evlatlarım arttı. İşte tarım yapıyorum, on arttı. Mal mülk arttı, hayvan arttı. Ve söylemeyince daha da artıyor. Hazreti Musa'nın gönlü çok şey olmuş. Yani çok titremiş. Allah'a yalvarmış. Allah'ım demiş. Bu adam demiş, ben bu kadar anlatıyorum seni. Bu adam anlamıyor. Anlamadığı gibi de bana şey yapacak, caka satar gibi. Ne kadar malım mülküm de artıyor. Senin Allah'ına inanmayınca daha da artıyor diyor. O zaman Allah'a azüşan diyor ki, ben diyor o kulumun ağzından Allah demenin zevkini aldım. Allah demenin zevkini aldım. Yani bu dünyada başka daha güzel bir zevk mi var ki o zevki? Yani malı olsa, mülkü olsa, nesi olsa, şunu olsa, busu olsa ne olacak ki? Ben ondan Allah deme zevkini aldım. Şimdi onu söylüyorsunuz siz de. Ben de gönlüm mutmain oluyor. Allah almasın bizden bu zevki. Amin. Yani evvel Allah almaz diye umut ediyorum. Ama bu zevki kimseye nasıl söyleyeyim? Yani bu zevki tadan bilir. Amenna. Aşk ile Allah diyenler sureta olsa fakir, manide bir Yusuf'u Kenan olur Allah diyen. Dil enel hak, lalezar olmazsa Halid hak ile, sanma böyle, lafz ile insan olur Allah diyen. Hocam, burası Allah derse dil önemli değil. Buranın Allah demesi önemli. Onun için Rabbim bizim gönlümüze, kalbimize kendinden başkasını koymasın. Dünyevi zevkleri koymasın. Çünkü Cenab-ı Hak kulunun dünyadaki yiyeceğine, içeceğine kefil hocam. Kulunu dünyaya gönderiyor. Az, çok. İyi, kötü. Ama mutlaka kulunu dünyada bahtiyar ediyor. Ama %5, ama %95, ama %100. Ama madden bahtiyar ediyor. Ama manen bahtiyar ediyor. Madden bahtiyar olamayanlar şükretsinler. Cenab-ı Hak manen bahtiyar oluyor. Madden bahtiyar olanlar hiç durmasınlar. Cenab-ı Hak için infak etsinler. Cenab-ı Hak için hayra hasenat yapsınlar. Cenab-ı Hak için bolca versinler. İnfak etsinler. Ki onların mertebesi o madden az olan, manen çok olanların mertebesine erişsin. Evet. Yani Cenab-ı Hak her zaman adalet. Estağfirullah, bismillahirrahmanirrahim. İnnallâhi emru bil adil vel ihsan ve itâizil kurba. Bak hocam, Cenab-ı Hak çok az yerde Kur'an-ı Kerim'de emir kelimesi lütfediyor, buyuruyor. Muhakkak ki Allah ye'muru emrediyor. Bil adli adaleti diyor hocam. Önce iyiliği değil. Adalet olmadan iyilik mi olur hocam? Adalet sana farklı, bana değil ki. Adalet iyilik olmadan önce adalet. Sonra iyilik ve itaizil kurba. Bak hocam, akrabaya, eşe, dosta, yakına, şuradan başlıyor. Şuradan böyle genişleyerek. Tamam mı? Onlara iyilik. Ne diyor arkasından? Ve yenha, yasaklıyor. Neyi? Anil fahşayı, kötülükleri yasaklıyor. Şu İslam'ın güzelliğine bak hocam ya. İslam'ın güzelliğine bak. Kötülükten yasaklıyor. Fuhşiyattan men ediyor. Azgınlıktan men ediyor. Hocam Müslümana değil bak. İnsanlığa.
siz umulur ki tutar, öğüt alırsınız diyor. Şu güzelliğe bak. Dinimizin güzelliğine bak. Dinimizin merhametine, rahmetine bak. Hocam biz şekil dini değil bizim dinimiz. Bizim dinimiz Kur'an-ı Kerim, oraya konup bakılacak, arada sırada şöyle Kur'an-ı Kerim var burada denecek bir dinin kitabı değil bizim Kur'an-ı Kerim'imiz. Hayat nizamı. Bizim kitabımız tam insan için yaratılmış, insan için indirilmiş bir kitap. O kitapta her şey var hocam. Hepimiz akşam yapması gereken açıp yarım saat ailemizle, çoluk çocuğumuzla, efradımızla, hayalimizle İşte bu. Zikrettik. Rabbimizle konuştuk. Rabbimizin ne dediğini öğrendik. Kalbimize koyduk. Niye bugüne kadar farklı farklı şeyler olmuş? Bugüne kadar niye? Biz Kur'an-ı Kerim'i okumadığımız için. Bizim yerimize başkası okumuş ve bize istediği şekilde enjekte etmiş. Biz Kur'an'ı okumadığımız için. Hadis-i şerifleri, Peygamberi Zişan'ın sünnetini okumadığımız için. Bize bir başkası enjekte etmiş. Doğru mu yanlış mı? Ama bizde kolay ya bu. Başta kendim için söylüyorum. Ya bir başkası söyleyiversin. Kim okuyacak bunu? Yok hocam sen okuyacaksın. Kur'an okunmak için gönderilmiş. İkra demiş ilk ayetinde. Ki biz onları okuyup, bunları okuyup ilham alacağız. Ondan sonra hani dediğim gibi işte geçen konuşmamızda da söylemiştim. Semazenin sağ eliyle Rabbinden aldığını süzgeçten geçirip kendi nefsini yok edip sonra kullarla beraber o nefay ilahiye, ilham-ı ilahiye gark olabilmesi. Mesele budur. Kalbimizle, gönlümüzle Allah'ı bilebilmek, Allah'ı bulabilmek, Rabbimizle beraber olabilmek. Aynel yakin, hakkel yakin, ilmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin. Sen hakla beraber olabilirsen, çok uzakta bilen aramaya gerek yok ki. Hakkel yakin, bazılarına söylüyorsun, aman efendim zındık mındık. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Şuradaki hakka beraber olabilirsen, ne olur hocam? Enel Hak demiş Mansur'u gör kim Enel Hak dedi değil mi? Ne oldu sonunda? Enel Hak ya Rabbim bende diyor. Rabbim benimle beraber diyor. Oradaki o manayı anlayabilmek çok önemli. Onu anlamayı Rabbim hepimize lütfetsin başla bana. Peki bizi nereye götüreceksiniz hocam? Hocam şimdi ben çok etkilendim bu ilahiden. Nas makamında Elif Ömürlü kardeşim de pek güzel okumuş bunu. Diyor ki garibavare bir çare aradım derdime çare. Hocam sözlere bakın lütfen. Garip avare güfte Kenan Rifai Hazretleri'nin beste yine Kenan Rifai Hazretleri'nin garip avare bir çare çaresi garip aradım derdime çare. Benim derdim aşk derdi. O dem bilmem ki ne oldum, güzel bir yerde bulundum. Ben diyor ararken, Rabbim madem beni alıyorsun, arıyorsun gel dedi diyor. Gel. Diyor ki güzel bir yerde bulundum. Semaya ser çeken dağlar, sular yar yar akıp çağlar. Hepsi ne der? Rabbini zikreder. Ne hoş bir dil, ruba eshab, yeşil zümrüt gibi otlar. Hani ayeti kerimede Er-Rahmanu allemel Kur'an. Estağfirullah. Halakal insane allemehul beyan. Eş-şemsu vel kameru husban diye başlayan ve hepsinin sonunda febi eyye alâi rabbiküma tükezziben. O halde bütün bu nimetleri veren Rabbinizin hangi nimetini yalanlarsınız diyor. Febi eyye alâi rabbiküma tükezziben. Sizin Rabbinizin size verdiği nimetten hangisini yalanlarsınız? Bakın hocam diyor ki çıkıp bir daha fertler zan aradım nerededir sevdiğim rebabı ben ele aldım hayali aşkıma daldım. Rebab bile diyor Rabbimin nutfesi Rabbimin nuru onu elime aldım hayali aşkıma daldım. Benim aşk hayalim kim? Rabbim. Ona daldım. Hazin bir beste tutturdum. Beni bana unutturdum. Yani nefsimi unutturdum diyor hocam. Yani beraber oldum diyor. Dedim ki bağrımı yaktın,
Niye bıraktın? Bana sensiz cihan zindan. Ya Rabbi sen olmasan bu cihan ne yapacağım? Beni yalnız ne bıraktın? Beni vasfın eder Handan. Sana ulaşmam beni öyle mutlu eder, mesut eder, bahtiyar eder ki dünya nimetlerine ki ya Rabbi ben seninle aşık oldum. Ben seninle can buldum diye devam ediyor. Benim gönlüme böyle söylemek geldi. Dedim ya. Dedim ya sen de ver Burhan. Dedi ki ben de Cenan-ı Can. Dedim ya sen de ver bana Burhan. Bir anlayış ver. Dedi ki Cenab-ı Hak ben de Cenan-ı Can. Ya benle ben ol işte ben seninle beraberim dedi diyor. Nihayet kalmadı siz biz. Şu güzelliğe bak hocam. Nihayet kalmadı siz biz. Sen ben yok. Bir olduk. Aldık biz. Elif hocam Elif. Semazen iki ayağını birleştirir de niyazda durur ya. İşte birlik, teklik, vahdaniyet Allah'a mahsustur. Tek olan odur. İman edilecek odur. Bizi bilen odur. Bizi bildirecek odur. Bizi sevdirecek odur. Bizi seven odur. Allah'tan korkulmaz. Allah sevilir. Allah sevildiği için onun emrine ittiba edilir. Başka ne hocam? Kork, kork. Aman Allah'tan korkulmaz. Bir şey. Sevildiği için seven, sevilen, sevdiğine kadir eder mi hocam? Ya biz Cenab-ı Hakk'ı seviyorsak onun verdiği, bize verdiği hayat nimetinde ondan bir an bile, bir an bile müstağni, onu düşünmeden, onunla hemhal olmadan vakit geçirebilir miyiz? Geçirmemeliyiz. Ben kendime söylüyorum. Ben kendime söylüyorum. Rabbim daim bizi zikredenlerden, bizi fikredenlerden eylesin. Sevsin bizi, sevdirsin bizi. Sevdiklerine sevdirsin bizi. Sevdiklerini de bize sevdirsin inşallah hocam. Amin. Allah razı olsun hocam. Yani geçen gün gene bir sohbette bir arkadaşlarımızla bu konuyu konuşuyorduk. Yani hep şu soru soruluyor. Hocam biz ne olacağız? Ne yapacağız? İşte nasıl olacak? İşte başaracak mıyız? Yapacak mıyız? Edecek miyiz? Şu geliyor aklıma. Ya biz hiç olmadık ki, biz yokuz. Bir peygamber var, bir de Allah var. Biz de onu seyrediyoruz. Şu Miraç'taki Rabbin salatta şeyi beni öldürüyor. Yani Rabbin salatta dediği noktada benim ciğerimi yakıyor. Ya. Hocam işte o Rabbin salatta. Hani ayet-i kerimeyi hemen arz edeyim hocam. Lütfen. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Muhakkak ki namaz tenha alıkoyar. Fahşai vel münker. Kötülükten ve yasaklanmış olan şeylerden alıkoyar. Bu ne demektir hocam? İhsandır bu işte. Rabbin seni görüyor gibi namaz kılabilmek. Rabbin seni her an seninle beraber oluyormuş gibi konuştuğun her cümleye dikkat etmek. Bırak bir faniyi kırmayı, karşındaki bir hayvanatı, yani bakın hocam, niye semazenler şunu kullanacaklarında, kalem hocam bakın, kalem, şu kalem, ne diyor Mevleviler? Görüşmedir bu. Önce, yazmaya başlamadan önce öpüyor. Çünkü bu Cenab-ı Hak'tan bir nutfe. Çünkü bunu meydana getiren, bunun olmasına vesile olan bir kulun eli mutlaka değdi değil mi hocam oraya? En azından makinasına değdi yahu. Makinasına değdi. Yani Rabbinin kulunun makinasının düğmesine bastı. Bunu makine yaptı ama yok. Rabbinin izniyle yaptı. Kün fe yekün ol der olur. Bunu alırken öptü, işini bitirdi. Öptü, dedi ki Rabbim sana hamd ediyorum, bu nimeti verdim ki yazdırıyorsun. Sonra işi bitti. Rabbim sana şükrediyorum. Benim elime yazmayı lütfettin dedi. Görüşmeyi sonlandırdı. Aynen gözlüğünü takarken hocam. Ya Rabbi bana bu nimeti verdin, görmemi sağladın. İşi bitti, yatacak çıkardı. Rabbim şükrediyorum. Bana görmem gerekenleri gösterdin, daha net gösterdin. Sana hamd ediyorum dedi. Niyedir? Biliyorsunuz matbahı şerifte
önceden ortadan yenirdi hocam. Bakın ya, Mevlevi tarikatı edep tarikatı, haya tarikatı, aşk tarikatı. Nişan Efendimiz'e aşk tarikatı nedir? Ortadan yiyorsunuz ya, ağzınıza götüreceğiniz kaşık ama dışıyla daldırıyorsunuz ortaya, pilava tarafıyla. Şöyle daldırıyorsunuz, şöyle daldırıyorsunuz, şöyle yiyorsunuz. Bakın yahu, edep, edep, edep. Öyle diyor ya hocam, derviş. Odur ki del dünyayı terk eder. Derviş odur ki ra riyayı terk eder. Derviş odur ki vav varlık, enaniyet bir benliği terk eder. Müslüman da bunlar olmaz. Kimin kalbine Allah girer, kibir çıkar. Kimin kalbine kibir çıkar, girer Allah çıkar hocam. Hiç kimse kusura bakmaz. Bu bir gerçek. Hiç kimse kusura bakmaz. Arkasından hocam, derviş odur ki ya yalan, yalanı terk eder. Yalanı terk eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, hemen o bitmeden araya bir girizgah yapalım. Alameti münafıkı selâfün. Mazâallah. Münafığın alameti üçtür. İzâ haddese kezebe, konuştuğu zaman yalan söyler. Ve izâ ve'ade ahlefe, vaad eder vaadinde durmaz. Ve izâ tümine hâne, emanete ihanet eder. Can emanet hocam. Söz emanet hocam. Aşk emanet hocam. Sevgi, muhabbet emanet hocam. Bunların hepsi. Ve geçiyorum, yalanı terk eder. Bir de son, dervişin şını var hocam. Derviş odur ki şehveti terk eder ki derviş olan. Derviş olmak çok kolay, derviş olmak çok zor. Bin bir gün hücrede çile çıkarmak. Nedir bu hocam? Hazreti Mevlana Efendimiz bir ömre, kısa bir ömre Mesnevi, Divan-ı Kebir, Fihi Fahim, Fihi Mafi, Mecal-i Seba, Mektubat, elimize gelenler. Bakalım gelmeyenler neler var. Bunları sığdırmış bir ömre, küçük bir ömre, kısa bir ömre. Neyle geçmiş? İlimle geçmiş. Edeple geçmiş. Haya ile geçmiş. Ve bize öğretileri kalmış. Kur'an'dan tek taviz vermeden, hadisi şeriften tek taviz vermeden, ben değil Kur'an'ım diyerek bize öğretileri gelmiş. Nedir bu? Aşktır hocam. Aşktan başkası var mıdır? İşte bak onun yolunda Kenan Rifai garip avare bir çare ediyor. Her zaman yani ya Rabbi sen varsın, ben bir çareyim, çaresizim. Ben diyor senden oldum, senin kapına muhtacım ya Rabbi. Abdülkadir Geylani Hazretleri ne diyor? Ya üstad gece gündüz hayırdır Cenab-ı Hak'tan af diliyorsun, affet ya Rabbi. Gece gündüz gözyaşı diyor ki bir gece uyku ağır bastı, kapıma bir kedi miyav 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 geldi, soğuktu. Beni uykunun ağırlığı aşağıya indirmedi. Rabbim beni affeder mi? Affet beni ya Rabbi diye o günden bugüne diyor. Hala af diliyorum. Af diliyorum, af diliyorum Rabbimden, beni affeder mi acaba diye. Hocam görüyor musunuz? Elimizde bugün saatlerce kendimden pay biçiyorum. Telefonlar, işte tabletler, televizyonlar. Biz acaba, ben kendim için söylüyorum, aman yanlış anlaşılmasın. Biz ne kadar af dilememiz lazım hocam? Cenab-ı Hak benden af dileyin, ben kabul ederim diyor değil mi hocam? Kulum benden af dilesin, ben affını kabul ederim. Çünkü Rabbim kuluna hiç kıyabilir mi Kerim Hocam? Hiç mümkün değil. Kuluna hiç zulmeder mi Rabbim? Hiç mümkün değil. Ama biz Rabbim demeyi bilirsek. Hocam çok konuşuyorum. Hakkınız helal değil mi? Değil mi? Allah razı olsun. Siz konuşmuyorsunuz. O belli. Başka bir şey geliyor arkadan. Elhamdülillah. Gönülden söylüyorum. Yani Ehlullah'ın nuru bize bir şeyler söylettiriyor. Ben Allah'a sığınırım. Allah'a sığınırım. Rabbime hamd ediyorum. Sizle olan görüşmelerimde, sizle olan muhabbetlerimde ben müthiş keyif alıyorum. Rabbim inşallah bunu tamamına erdirsin. Rabbim bize imanı
şerha şerha gönüllerimize nakşetsin. İzleyen amin. Kardeşlerimize, gönüllerimize lütfu ilahiyle bizleri dünyada hayra matuf yaşamayı, ahirette de sizlerle beraber, kendi başımıza hiçbir şey istemeyiz. Sizlerle beraber, sevenlerle beraber, sevilenlerle beraber, Allah diyenlerle beraber, aşıklarla beraber maşukumuza kavuşalım inşallah. Hocam söz veriliyor. Sevdiklerimizle haşr olacağız. Amin. Eyvallah. Onun için de yani ona güvenim var benim. Hiç şüphemiz yok hocam. Hiç şüphemiz eyvallah. Yok. Rabbim kuluna zulmetmez. Eyvallah. Dinleyelim mi hocam? Tabii memnuniyetle hocam. Sol, sol, la, si, la, sol, sol. Sol, fa, mi, re, do, si, si, la, sol, sol. Gariba, vare, bi, çare. Aradım derdime çare. O dem bilmem ki ne oldu. Güzel bir yerde bulundum. Rebabı ben ele aldım. Hayali aşkıma daldım. Hazin bir beste tutturdum. Güzel bir yer de bulundum. Dedim ki bağrımı yaktın. Beni yalnız ne bıraktın. Bana sensiz cihan zindan, beni vasfın eden handan. Güzel yarim bana söyle, niçin yaktın beni böyle? Harap oldum yeter sensiz. Yaşatma sen beni sensiz. Tayyünden verip nişan, dedim ben Yusuf'u Kenan. Dedim ya sen devel Burhan, dedi bende Cenan-ı Can. Nihayet kalmadı siz biz, bir olduk aşka daldık biz. Harikasınız hocam. Hocam finale yakışır bir ilahiyle yapacağımızı görüyorum. Evet hocam. Şimdi malumunuz yine İzzettin Hümayi üstadımızın bestesi, Kenan Rıfai sultanımızın güftesi. Bir nokta idim, kıldı beni kâmeti Tuğba, giydirdi Elif'ten beni ta ya ya o Mevla. Allahu Ekber sözlere bak hocam.
Ayağında iken gizlice bir gevher yekta, Rabbim beni kıldı ulu bir Kabe-i Ulya. Geldim geleli aleme ettin bana ihsan, her arzumu verdin, burada kalmadı noksan. Ben pak olarak saf nice geldimse vatandan, öyle dilerim avdeti, verme bana hicran. Firkat oduna, düzaha Allah beni atma, sevdiklerinin başı için canımı yakma. Kenan kulunun çoksa da isyanı günah, dur etme cemalinden onu, cehline bakma. Dur etme cemalinden diyor onu, yalnız bırakma, geri bırakma, cehline bakma haşa, yani cehaletine bakma. İşte bu kadar emek vermişler, bu kadar eser meydana getirmişler. Yine de bak, Rablerine nasıl Hazreti Abdülkadir gibi, Rablerine eyvallah efendim, Allah'ım bizi yakma diyorlar. Rabbim bizi de yakmasın hocam, yani bu kadar basit. Müthiş bir eser, müthiş. Hocam beni en çok etkileyen, yani ben Kenan Rıfai Hazretleri'nin haşa bütün eserleri harika ama bu benim en sevdiğim eser. Ve bu şiirin içerisindeki sevdiklerinin başı için canımı yakma en sevdiğim lafı. Yani evet. Adeta kart sahibi nedir o şey derler ya, bu kartı götürürsünüz o kartla beraber, bu kartın sahibi, o arkadaşın sahibi sizi şeye götürür. İşte artık torpil mi yapılır o kart sayesinde? Hocam, bir saniye hocamız tekrar alalım. Hocamız zannediyorum internette bir sıkıntı oldu. Bir daha bir deneyelim bakalım. Sesimiz duyuluyor mu acaba? Evet, enerji hakikaten çok yüksek. Enerjiyi kaldıramadı. Evet. Hocam kesildi. Şimdi hocam enerjiyi kaldıramadı diyorlar. Enerji kalkmadı. Şey diyordum. Hamili kart yakinimdir denildiği zaman o torpille geçilir derdindeyiz. İşte sevdiklerinin başı için canımı yakma bana hep onu şey yapıyor, çağrıştırıyor. Amenna. Amenna efendim. Amenna hocam. Buyurun hocam. Okuyalım efendim. Lütfen. Okuyorum efendim. Lütfen. Bir noktaydım kıldı beni dur etme cemalinde ol cehli evla ayağındayken gizlice bir gevheri yekta Rabbim beni kıldı ulu bir Kabe-i Ulya. Rabbim beni kıldı ulu bir Allah'ım ben
Hocam söyleyecek de bir şey yok kalmadı. Son söz söylendi. Yapacak bir şey de kalmadı. Bir dua edin de bakalım nasıl uyuyacağız bu akşam. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, Rabbim, bizi kimseye rüsva eylemeyen Rabbim, bizi seven Rabbim, bu kadar verdiğin nimetleri bilemeyen biz aciz kullarına seni bilmeyi lütfet Rabbim. Rabbim, bugün seni zikretmeye çalıştık. Seni fikretmeye çalıştık.
sana imanımızı tam eyle ya Rabbi. Burada bizimle beraber amin diyen kardeşlerimizin cümle geçmişlerine rahmet eyle ya Rabbi. Amin. Başta Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa amin. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek, muazzez, mücella, musaffa, ruhu, akı tırnaklarına hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Allah'ın hasunu cümlesi batı bütün enbiya-i evliya. Ashab tabi'in, tebe-i tabi'in, cariyar güzin efendilerimizin, ehli beytin ve annelerimizin ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Allah'ın hasunu cümlesi batı bütün ehlullahın, ismi geçen bütün ehlullahın başta Hazreti Mevlana Efendimizin, Kenan Rıfai Hazretlerinin, bütün ehlullahın, İzzettin Hümayi Bey'in, şu anda ismi aklımıza gelmeyen ehlullahın ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Hasun Ecum'e fübatı Kerim kardeşimizin, evet, bütün Allah. Geçmişlerinin bu amin. Bizimle beraber beni burada olmayı lütfeden Rabbime hamd ediyorum. Kerim kardeşime teşekkür evet, ediyorum. Canım abim sağ ol. Men yeşkurun, men lem yeşkurun, ne selem yeşkurullah. İnsanlara teşekkür etmeyen, Allah'a şükretmez buyuran Peygamberi Zişan'ın hadisi şerifi mucibince. Ya Rabbi, eksiğimizi tama erdir. Allah'ım bizi bugün şu anda amin diyen kardeşlerimizin cümlesiyle beraber geçmişlerimize rahmet eyle. Kabirlerini pür nur, makamlarını âli eyle. Ya Rabbi, kardeşlerimizin ve bizim bütün dünyadaki hayırlı muratlarımızı nail eyle. Günahlarımız, noksanlarımız vardır, affeyle. Ya Rabbi, bizi seni hakkıyla bilmeyi, bizi senin hal ve etvarınla sana kul olmayı nasip müyesser eyle ya Rabbi. Evet. Allah'ım, biz bilmiyoruz istemesini, sen biliyorsun iyisini, bizim için en hayırlı olanı lütfeyle. Amin. Ya Rabbi, onları da gönlümüze iltifatkar eyle. Ya Rabbi, bizi dünyada kimseye muhtaç eyleme, rüsva eyleme. Nefsimize bir an dahi bırakma. Ya Rabbi, ne olursun bizleri sevenlerden, şükredenlerden, fikredenlerden, bizleri kalbi yumuşak, insanların sevip saygı duydukları, güven duydukları emin insanlardan eyle. Amin. Ya Rabbi, bizleri sevmekten alıkoyma. Bizi sevmeyenleri bile sevmekten alıkoyma. Amin, amin. Ya Rabbi, bizi kötü bakmaktan, kötü görmekten ne olursun muhafaza eyle. Amin. Allah'ım, sen olarak yarattın. Biz sana kulluk edemesek de sen bizim kulluğumuzu kabul eyle ya Rabbi. Senden başka isteyeceğimiz kimsemiz var mı? Senden başka dileyeceğimiz kimsemiz var mı? Veren sensin, alan sensin. Ya Rabbi, iman lütfuyla, iman neşesiyle kalplerimizi, gönüllerimizi ya Rabbi levha levha, ya Rabbi lem'a lem'a nur-u rahmani ile göğe yücelt ya Rabbi. Adin cennetlerinde bizim bütün kardeşlerimizle beraber, Adin cennetlerinde senin ya Rabbi peygamberinin rivayeli ham sancağında ya Rabbi senin cemalini görerek ya Rabbi devamlı bir ömür nasibi müesseriyle gerçek mekanda, gerçek makamda. Ya Rabbi bizim bu giydirdiğin, dünyada giydirdiğin elbiseyi ya Rabbi ne olursun kabirde de muhtaç ve garip eyleme ya Rabbi. Ya Rabbi ne olursun onu da nurlandır. Bütün kabire girenleri nurlandırdığın gibi bizlerin ya Rabbi bu dünyada giydiği libası, elbiseyi de nurlandır. Ya Rabbi kokutma. Ya Rabbi kimseye muhtaç etme. Ya Rabbi bizleri ömür verdiğin müddetçe kimseye, kimsenin bakmasına, kimsenin aman demesine muhtaç olmaya bizi o muhtaçla ya Rabbi el açtırmadan amin. bizi nurunla nurlandır. Allah'ım hastalarımıza şifa ver. Amin. Dertlerimize deva ver. Borçlularımıza eda nasip mesele. Hocamıza hayırlı ömür, uzun ömür nasip mesele eyle. Ya Rabbi kardeşlerimizle beraber ya Rabbi imanlı bir ömür yaşamayı, ya Rabbi bu dünyanın salahını görmeyi hepimize nasip mesele eyle. Ya Rabbi bana bugün bu imkanı veren Kerim kardeşimden ben razıyım, sen de razı ol. Allah bugün razı beni olsun. Dinleyen, duama amin diyen kardeşlerimizin hepsinden razıyım, onları da benden razı eyle. Onlara dua ediyorum. Rabbim hayırlı muratlarını nail eylesin.
Ya Rabbi onların dualarını da bana lütfeyle, keremeyle, nasip eyle ya Rabbi. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefi'i zunubina Muhammed. Azametullahi huda ve icabeti duara tekbir. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah, Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Nur Arşillah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Kabulü niyaz, kabulü dua. Hayırlar fethola, şerler defola. Rabbimizin rızası üzerimize sayeban ola. Gönüller küşade ola. Hakkımızın, halkımızın günleri mamur ola. Dem Hazreti Mevlana, sırrı Cenab-ı Şems-i Tebrizi, Kerem-i İmam Ali, Şefaati Muhammed'in Nebiyyil Ümmi, Rahmetullahi Aleyh, hu diyelim. Hu. El Fatiha. Hocam Allah razı olsun. Kardeşimiz en son lafı etmiş, en güzelini söylemiş. Hocam siz ne kadar güzel bir insansınız demiş. Ben de söylüyorum ne kadar güzel bir insansınız. Allah sizden razı olsun. Hocam Rabbim sizi bu güzel söylediklerinize beni layık kul eylesin. Eksiğimi tam eylesin. Amin. Varsa hatam affola. Varsa yanlışım, eksiğim Rabbim affede. Sizler de kusurumu affede. Hepinize aşkı niyaz ediyorum. Aşk ola, muhabbet ola, demler safalar ziyade ola, kulubi aşikan küşade ola. Hepinizi çok seviyorum. Rabbime emanet ediyorum. Gününüz, gönlünüz nur olsun. Biz de sizi çok seviyoruz. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Aleyküm ve selam.